Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum lezzet güzel bir salata tarifi. 4 dal taze soğan kullandım. Taze soğanı doğrayarak yapımına başlıyorum. Hazırlamış olduğum tarifin. Çok doyurucu bir o kadar lezzetli. Kaşık salatası ezme piyaz lezzetinde bir tarif sunuyorum sizlere. 3 lezzeti bir arada yakalayacağınız bir tarif oldu. Taze soğanı doğradım. Küçük boy 6 tane domates kullandım. Kabuğunu soymadan kullanacağım. Domatesler sert olduğu için kabuğunu soymadan hazırlıyorum. Rengarenk güzel bir salata tarifi. Diyet yapanların bile özellikle yağını biraz azaltarak gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir lezzet. Domatesleri doğradım, hazırladım. Tarif içerisinde iki tane Charleston biber kullandım. Charleston biberlerin sap kısımlarını aldım. Sonra dörde bölüyorum. Sonrasında incecik doğrayacağım. Biberleri doğradım. Tarif içerisine yarım demet maydanoz kullandım. Maydanozu da incecik doğruyorum. Yeşillikleri doğradıktan sonra tekrar biraz daha küçülteceğim. Biraz ezme kıvamında olması gerekiyor. Kaşık salatası ezme kıvamı. Bir tane de salatalık doğradım. Sıra geldi kullanmış olduğum malzemeleri küçültmeye. Tekrardan bıçakla küçültüyorum. Az önce de söylediğim gibi hem ezme lezzetinde hem kaşık salatası hem de piyaz lezzetini yakalayacağınız bir tarif. Biraz daha küçültüyorum. Çok fazla ezmeden malzemeleri küçültmeye devam ediyorum. Özellikle domatesleri kabuğuyla doğradığım için iri kalmasını istemedim. Hazırladığım ezme görüntüsündeki malzemeleri bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası da ekleyebilirsiniz. Baharatlar ve tuz baharat olarak 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Tuz miktarını kontrollü ekleyin. İçerisine yarım limon suyu sonrasında zeytinyağı sonrasında 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve tüm malzemeleri birbirine iyice karıştırdım. İçerisindeki salça 1 kahve fincanı zeytinyağı 2 yemek kaşığı sirkesi özellikle limonu tamamen karışmalı. Hazırlamış olduğum tarifi servis tabağına aldım. Kaşık kaşık yemelere doyamayacağınız bir lezzet. Evinizde varsa üzerine bir parça cevizi çekleyebilirsiniz süslemek için. Lezzet olarak da güzel yakışıyor. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Başka lezzetlerde görüşmek üzere.